Robo, merhaba. Geçen videoda kaldığımız noktadan devam edelim mi? Ama devam etmeden önce neler yaptığımızı kısaca hatırlatır mısın? Merhaba. Son videomuzda oyunumuza bazı yeni özellikler eklemeye başlamıştık. Bu özelliklerden ilki lazerle birden fazla ateş etme özelliğiydi. Bunun için listelerden yararlanarak lazerleri bir liste içinde toplamış, for döngüsü yardımıyla hareket ettirmiş ve sonra da ekrana bastırmıştık. Devamında ikinci bir lazer listesiyle ikili lazer ateş etme özelliği eklemiş ve bu özelliği bir koşula bağlamıştık. Çift lazer ödülü alındığı takdirde bu özelliği aktif hale getirmiştik. Çift lazer ödülü için de bir kukla oluşturmuş ve bu kuklaya gemiyle temas edildiğinde çift lazer özelliğinin alınmasını sağlamıştık. O zaman yeni özelliklerle devam edebiliriz. İlk olarak bonus puan alma ödülünü oluşturalım. Bonus puan için bir görsele ihtiyacımız var değil mi? Sonrasında da bu resmi kullanıldığı bir aktör oluşturarak işe başlayacağız. İşaretli satırlarda bu işlemin yapıldığını göreceksin. Önce ödül ismi verilen bir aktör oluşturuluyor. Sonrasında da konumu rastgele bir nokta olarak ayarlanıyor. Görseli ekranda gördüğün bağlantıdan edindim. Diğerlerinde olduğu gibi sen de kendi oyununda farklı görsellerden yararlanabilirsin. Burada ufak bir düzenleme ihtiyacımız olacak. Aynı düzenleme diğer ödüller için de geçerli aslında. Bir ödül alındığında tekrar belirmesi için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu süreyi tutmak için de bir değişken oluşturdum ve bu değişkene geçen süre ödül ismini verdim. Update fonksiyonu içinde de DT yardımıyla geçen süreyi hesaplayarak bu değişkenin içerisinde tutacağız. Aynı daha önce yaptığımız oyunlardaki gibi. Evet Robo, çok benzer bir kullanım. Draw fonksiyonu içerisinde ödülü ekrana bastırmak için gerekli kodlara birazdan geçeceğim. Öncelikle update fonksiyonuna odaklanalım. Oyunun oynandığı esnada eğer ödül aktörü gemiye temas ederse ödülün konumunu rastgele bir konuma alıp puan değişkenini 50 arttırıyoruz. Sonrasında geçen süre ödül değişkenini de sıfırlıyoruz. Anladım sanırım. Bu sayede ödül gemiye temas edene kadar süre artıyor. Konumu da değişmiyor. Ekranda hep aynı noktada kalıyor. Temas ettiğinde ise başka bir noktaya gidiyor. Sanırım süre değişkeni sayesinde de hemen ortaya çıkmasını draw fonksiyonu içinde engelleyeceğiz. Tam da ifade ettiğin gibi. O zaman draw fonksiyonuna da göz atalım. Gördüğün gibi burada geçen süre ödül büyüktür iki koşulu gerçekleştiği durumda ödül aktörü ekrana basılıyor. Bu sayede de 2 saniye geçmeden ödül ortaya çıkmıyor. Buradaki 2 sayısını değiştirerek bekleyeceğimiz süreyi de ayarlayabiliriz. Evet, istersek bu satırı rastgele bir süre bekleyecek şekilde de düzenleyebilirdik. Bu noktada arka arkaya atılan lazerlerin sıklığını da arttırma, yani bir nevi daha hızlı ateş edebilme geliştirmesinde konuşalım. Bu işlemin büyük bir bölümü aynı puan ödülünde yazdığımız kodları barındırıyor. Önce bir aktör oluştur. Aktörü rastgele bir konuma gönder. Sonra ekranda yeniden belirme süresini tutacağımız bir değişken oluştur. Bu arada bu aktöre geliştirme ismini ve süre için kullanacağım değişkene ise geçen süre geliştirme ismini verdim ve görselini ekrandaki bağlantıdan elde ettim. Ancak farklı bir iki unsur daha var. Bunlardan ilki lazer hız ismini verdiğim bir değişken. Bu değişken bize ateş edilen iki lazer arasındaki süreyi belirleme noktasında yardım edecek. Bu değişkene ilk değer olarak yarım saniyeye karşılık gelen 0.5 değerini atadım. Şimdi gelelim update fonksiyonunda gemi ile geliştirme aktörü temas ettiğinde olacaklara. Bu durum ekranda işaretli bölümde kodlanmış. İnceleyip bize aktarır mısın Robo? Tabii ki. Öncelikle geçen süre geliştirme sıfırlanmış. Sonra geliştirme aktörü rastgele bir konuma gönderilmiş. Sonrasında da bir koşul belirlenmiş. Bu koşula göre lazer hız değişkeni her temasta 0.1 azaltılıyor. Koşul, bu azaltma işleminin 0.2 ile sınırlı kalmasını sağlıyor. Sanırım lazer hız değişkenini de ateş et fonksiyonu içerisinde iki lazer arasındaki süreyi belirlemek için bir koşul satırında kullanacağız. Ama burada bir sorun var. Hem puan ödülü hem de geliştirme için süre değişkenleri oluşturduk. Peki bu değişkenlerin değerlerini nerede belirtiyoruz? Update fonksiyonun başında
geçen süre ödül ve geçen süre geliştirme değişkenlerini DT kadar arttırıyoruz. Bu sayede bu değişkenlerin değerleri sıfırlanana kadar içerisindeki değerler artmaya devam ediyor. İstersen bir de ateş et fonksiyonuna göz atalım. Burada tek ve çift lazer durumlarını ve listeye eklenmeler için gerekli kodları konuşmuştuk. Bu işlemlerin if geçen süre lazer büyüktür, lazer hız koşul satırının altında olduğunu göreceksin. Anladım sanırım. Bu sayede ancak lazer hız değişkeni için belirlediğimiz süre geçtiyse yeni lazer listeye eklenebiliyor. Geliştirmeleri aldıkça lazer hız değeri de azaldığında listeye daha hızlı ekleyebiliyoruz. Bu sayede de daha hızlı ateş etme şansımız oluyor. Tam da senin ifade ettiğin gibi. Aslında lazerler hızlanmıyor. Arka arkaya gönderebileceğimiz lazerlerin arasındaki süre azalıyor. Bu süre de minimum 0.2 saniyeye kadar düşürülebiliyor. Son olarak biraz görsel düzenlemeler üzerinde konuşalım, ne dersin? Bunun için oyunumuzun arka planında mavi bir ekran yerine hatırlayacağın üzere bir uzay görseli kullanmıştık. Bu görseli arka plana yerleştirmek oldukça kolay. Önemli olan nokta görselin boyutu ile ekranın boyutunun uyumlu olması. Yani çok küçük ya da çok büyük resimler kullanırsak ekranda konumlandırmamız zor olacaktır. Evet, sonuç olarak da kötü ya da istemediğimiz bir görüntü ortaya çıkacaktır. Ama ben şu şekilde bir çözüm buldum. Kullandığım uzay resminin kesin bir başlangıcı ya da sonu olmadığı için büyük olmasının çok bir sorun olmayacağını düşündüm. O nedenle ekran boyutlarından daha büyük olan bir resim buldum. Sizler tam ekran boyutlarınıza uyacak bir resim bulabilir ya da bir resim düzenleme programından yardım alabilirsiniz. Şimdi arka planı değiştirdiğim kod satırına gelelim. Draw fonksiyonu içerisinde oyun başladıktan sonra olan bölümde bu işlemi gerçekleştirdim. Şu ana kadar kullandığımız tüm komutlar daha önce gördüğümüz komutlardan oluşuyor. Sadece bu noktada sizlere yeni bir komuttan bahsedeceğim. Komutumuzun ismi screen.bleed. Bu komut arka plana parantezler içinde ismi yazılan resim dosyasını virgülden sonra ifade edilen koordinattan itibaren yerleştiriyor. İşte bu kadar basit. İstediğiniz arka plan resmini dosya ve koordinat bilgileriyle oyununuza yerleştirebilirsiniz. Ancak unutmadan ekleyelim. ScreenBleed komutunu kullanabilmek için Pygame sınıfının import komutuyla eklenmiş olması gerekiyor. Bunu zaten daha önce gerçekleştirmiştik. Şimdi oyunumuzu tekrar çalıştıralım ve son halini tekrar hatırlayalım. Bu arada uzunca bir program olduğunu en başta ifade etmiştim. O yüzden bazı kod satırlarından yeteri kadar bahsetmemiş olabiliriz. Ancak videomuzun altında paylaştığım kaynak kodun içerisinde her bir satır için gerekli açıklamaları bulabilirsin. Evet, uzun bir program oldu. Birçok fonksiyon tanımladık. Değişkenler ve koşullar oluşturduk. Listeler tanımladık. Program içerisinde de birçok şey birbirine bağlı. O yüzden programı incelemenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle haklısın Robo. Arkadaşlar, sizler de inceledikten sonra sorularınızı ve kendi tasarladığınız oyunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepinizin çok iyi oyunlar ortaya çıkarabileceğine inanıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.